Merhabalar. İyi olduğunuzu umuyor. İyi bir pazar akşamı diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile Irak hükümeti arasındaki Yüksek Askeri Konsey toplantısı dün yapıldı. Toplantının yapılacağını birkaç gün önce zaten Pentagon duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan yani Pentagon'dan yapılan açıklamada Amerikan askeri varlığının geleceği konusunu Irak'la müzakere etmek için yakında ilerleyen günlerde Yüksek Askeri Konsey toplantısı yapılacak denmişti. Öyle de oldu. Toplantı dün yapıldı. Irak Başbakanı Sudani'nin başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası Irak tarafından bir açıklama da yapıldı. Açıklamaya göre Irak'taki IŞİD karşıtı koalisyonun misyonu sona erecek. Kademeli bir şekilde sona erecek. Bununla ilgili olarak bir komite görevlendirilmiş. O komite süreci takip edecek. Irak tarafının verdiği bilgiye bakacak olursak, üç ana başlık etrafında konu irdelenecek. Bir, IŞİD tehdidi. Tehdit azaldı mı, artıyor mu, tehdit ne durumda? Bir, IŞİD tehdidi değerlendirilecek. İki, çevresel faktörler değerlendirilecek. Üç, Irak güvenlik güçlerinin yeni dönemde bu misyonu üstlenip üstlenmeyecekleri denetlenecek. Yani onların kapasitesi ele alınacak. Bunlar değerlendirildikten sonra yani IŞİD, çevresel faktörler ve Irak güvenlik güçlerinin durumu değerlendirildikten sonra kademeli olarak uluslararası koalisyonun misyonu sona erdirilecek. Amerikalılar buna bir geçiş dönemi diyorlar ama Iraklılar da çekilme süreci adını veriyorlar. Ve toplantı yapıldı. Toplantıyla ilgili dediğim gibi Irak tarafından da böyle bir açıklama geldi. Toplantı öncesi Irak Başbakanı, Irak askeri yetkililerini de toplamıştı. Onlarla da bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonra aslında bu komitenin çalışmaları takip edilecek. Komite böyle anlaşılıyor ki belli bir takvim dahilinde yeniden toplanacak, araştırmalarını sunacak, yeni raporlar hazırlayacak. Bu epey bir zaman alacak. Bunu da açık söylemek gerekiyor. Dolayısıyla komitenin yapacağı çalışmalar, ortaya koyacağı raporlar, onun üzerindeki egzersizler, tartışmalar iki ülke arasında bir çekilme ya da Amerikalıların deyimiyle misyon değiştirme konusunu gündeme getirecek. Dediğim gibi zaman alacak, öyle görünüyor. Dünkü toplantıdan çıkan sonuç da buna işaret ediyor. Ancak şöyle bir durum var, artık ok yaydan çıktı. Çekilme artık gündeme girdi. Bu araştırmalar, raporlar, komite toplantıları sürecek ama ondan sonra ne olacak? IŞİD kalacak mı, büyüyecek mi, azalacak mı? Irak'ın durumu ne olacak? Irak güvenlik güçlerinin durumu ne olacak? Bölge ne olacak? Onlar belirsizliğini koruyor. Yani o konularda çok net bir öngörüde bulunmak çok zor. Bir takvim öngörülüyor. O takvim ekseninde araştırmalar, tartışmalar sürdürülecek. Şu anlamına geliyor. İki tarafın da zamana ihtiyacı var. Böylelikle Bağdat'taki hükümet de İran'ın üzerindeki baskılarını hafifletmiş olacak. Aynı şekilde Amerikalılar da bu geçiş sürecinde kendi planlamalarını, kendi ajandalarını, askeri hedeflerine uygun olarak düzenlemelerini sürdürecekler. Dediğim gibi bu zaman alacak, zamana yayılacak. Zaten Orta Doğu'da genel bir karakterdir. Bir sorunu çözmek yerine uzatmak istiyorsan komisyonlara, komitelere havale edeceksin. Öyle de oldu. Artık o komiteden çıkacak raporlar, onların üreteceği sonuçlar tartışılacak. Bu da dediğim gibi yani görünür gelecekte en az 1-2 yılı alacak gibi görünüyor. Belki daha kısa olabilir, belki daha uzun olabilir. Ona da bölgedeki gelişmeler karar verecek. Fakat dediğim gibi ok yaydan çıktı, bir çekilme tartışması var. Amerikalıların da bir hazırlıkları var. Bu taktik mi olacak, stratejik mi olacak? Ona da bölgedeki gelişmeler karar verecek. Fakat Irak'taki çekilme süreci Suriye'deki çekilmenin de elbette önünü açıyor. Zaten Rus bir diplomatın da söylediği gibi Amerika Irak'tan çekilirse şayet Suriye'den çekilmesi kaçınılmaz olacak. Çünkü Suriye'deki askeri varlığını esas olarak Irak'taki askeri üslerinden destekliyor. Oradan lojistik gidiyor. Oradan koordinasyon sağlanıyor. Zaten merkez Erbil'de, IŞİD'le mücadele merkezi de orada. Amerika'nın dolayısıyla Irak'tan çekilmesi halinde, oradaki güçlerin çekmesi halinde Suriye'den çekilmesinin de kaçınılmaz olacağını söyleyenler var ki öyle görünüyor.
Ama dediğim gibi Irak'taki çekilme artık komisyona havale edildi. O komisyonun yapacağı çalışmalara bağlı. Suriye ile ilişkin ancak Irak'tan önce bir çekilme olabilir mi, olamaz mı? Onunla ilgili de tartışmalar var. Konuyu gündeme getiren gazeteci, Amerikan Politika Dergisi'nde yazan Charles Lister, bu sefer Londra merkezli bir gazeteye yazdı, dün yazdı. Çekilme ile ilgili iddialarını sürdürdü ancak bunun yol açacağı bir takım sıkıntılara, onun deyimiyle felaketlere de dikkat çekti. Bu çekilme IŞİD terörünü azdırabilir, yeni sıkıntılar yaratabilir. Onun için Amerika'nın en son düşüneceği şey kısa vadeli erken bir çekilme olabilir diyor. O da böyle bir takvim dahilinde erken olmasa da bir çekilmenin olabileceğini söylüyor. Amerika'nın diplomatik askeri kaynaklarına yakın olan bu gazeteci. Onun da verdiği bilgilere bakacak olursak Amerikalılar Suriye'den çekilirken arkada bir boşluk bırakmak istemiyorlar. Aynı şekilde IŞİD'in yeniden yükselişini önlemek istiyorlar. Bir felakete, Afganistan'daki gibi bir hayal kırıklığına yol açmasını da istemiyorlar. Amerikalılar Suriye'den de belli bir takvim dahilinde belli dengeleri gözeterek ve yeni dengeler inşa ederek çıkmanın arayışı içerisindeler diyor bu konuyu gündeme getiren gazeteci ve ona göre çekilme kaçınılmaz olacak ama kısa sürede o da bir çekilme beklenmiyor. Ondan sonra zaten yeni yönetim gelince Trump gelirse ne olacak, Biden kalırsa neler olacak? Bunlar da önümüzdeki yılın sorunları ve soruları. Anlayabildiğim kadarıyla dünkü ve önceki günkü gelişmelerden, bu Irak'la yapılan toplantıdan da anlayabildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bölgede yeni dönemde IŞİD'le mücadeleden çok İran'la mücadeleye önem veriyor. Amerikalıların IŞİD'le mücadelede bir misyon değişikliği olabileceğini açıklamaları, bu IŞİD konusunu bir tartışalım. Eğer tehdit olmaktan çıkıyorsa, IŞİD'le ilgili öncelikli bir konu yoksa o zaman farklı olabilir. Misyonumuzu yeniden gözden geçirebiliriz. Bir misyon değişikliği yapabilir ve Irak'la yine karşılıklı güven esasına dayanarak ikili ilişkilerimizi güvenlik alanında sürdürdüğümüz işbirliğini yeni dönemde farklı mekanizmalarla sürdürmenin yollarını üretebiliriz diyorlar. Amerikalıların Suriye'deki politikası da bir parça buna işaret ediyor. Amerikalılar konuyu gündeme getirirken SDG ile Şam arasında bir uzlaşmanın olup olmayacağı arayışını gündeme getirirken de IŞİD'le mücadele eksenini gündeme getirmişlerdi ama onun olmayacağını onlar da biliyordu. Çünkü IŞİD'le mücadelede bile Esad'ın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Aynı şekilde Esad'ın Kürtlerle bir uzlaşma eğilimi de yok. O da çok açık, bariz bir biçimde ortaya çıktı. Kaç gündür yeni haberler dolaşıma sokuldu. İşte İranlıların da içinde olduğu SDG, Suriye, Esad yönetimi yani ve İran arasında da bir görüşme trafiği olduğu söyleniyor. Bunlar doğrulanmadı ancak bugün Rojava'dan yeni çağrılar geldi. Rojavalı siyasiler çağrılar yaptılar Şam'a. SDG ile görüşmeyi, diyalog ve müzakere sürecini yeniden başlatın dediler. Rojavalı siyasetçilerden anladığımız kadarıyla yeni bir diyalog çağrısı ve müzakere çağrısı yapmış olmaları arada bir diyaloğun, bir müzakerenin de olmadığı anlamına geliyor. Kaldı ki Esad kapalı görünüyor. Bugüne kadar da bu politikasında ısrar etti. Ancak yeni dönemde tabii Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de bir denge inşa etmenin peşinde. Bu çekilme tartışmalarının çıktığı nokta da orası. İsrail ile ilgili bir mesele öncelikli hale geliyor Amerika için. Yani İran'la mücadele aslında İsrail'in güvenliğini sağlama önceliğinden kaynaklanıyor. IŞİD'le mücadele burada tali plana, ikinci plana düşüyor bana sorarsanız. Şimdi bu eksende Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Suriye'de herhangi bir biçimde güçlenmesine değil, geri itilmesine, zemin kaybetmesine, oradan çıkarılmasına dönük bir siyaset izleyeceği anlaşılıyor ki onu da izliyor zaten. İsrail'in saldırıları da bu anlama geliyor, hazırlıkları da bu anlama geliyor. Burada görebildiğim kadarıyla Türkiye'ye de bir misyon biçilmiş, İran'ın dengelenmesi ya da İran'ın önünün kesilmesi bağlamında. Türkiye bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin ne tür taahhütlerde bulunduğu, aradaki görüşmelerden ne olduğu onu bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz,
Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir görüşme, yoğun bir pazarlık süreci yaşanıyor. Yarın da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işler müsteşarı Victoria Nuland Ankara'ya gidiyor. Victoria Nuland çok önemli bir kadın diplomat. Amerika'nın birçok ülkede, birçok bölgede planlarına uygun stratejileri üreten, bunların uygulanmasında diplomatik temaslar yürüten birisi. Türkiye'de geçenlerde yine bir ziyarette bulunmuştu. Victoria Nuland'ı Türkiye'nin davet ettiği söyleniyor. Basına öyle haberler düştü. Amerika, Türkiye stratejik ilişkiler bağlamında bir davet olmuş ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Amerikan heyetiyle, Nuder Başkanlığı'ndaki Amerikan heyetiyle ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak. Biz bunu şöyle okuyabiliriz. Rojava'daki pazarlıklar ele alınacak, Rojava ele alınacak, Suriye ağırlıklı olarak konuşulacak, Gazze, Irak, diğer meselelerde konuşulacaktır mutlaka ama Türkiye'nin esas önceliğinin Kürtler, Rojava, Kürdistan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Amerikalıları da davet etmişler. Böyle bir pazarlık süreci yarından itibaren Ankara'da 2 gün devam edecek heyetler arasında. Basına neler düşecek, ne tür açıklamalar olacak onları sizlerle paylaşırım. Ancak bu diplomatik temaslar ışığında yeni bir iddia da gündeme geldi. O da henüz doğrulanmadı, netleşmedi de. Fakat artık o da dolaşıma girdi. Şöyle bir iddia da var. Şubat ayında Biden'ın Erdoğan'ı davet edeceği, Erdoğan'la Biden arasında Şubat ayında Amerika'da bir zirve düzenleneceği ileri sürülüyor. Olacak mı olmayacak mı onu da göreceğiz. Ama dediğim gibi Amerika ile Türkiye arasında yumuşamaya başlayan bir süreç var. İlişkiler giderek yumuşuyor. Türkiye'nin tavırlarından da bunu anlıyoruz. Amerika'nın tavırlarından da bunu anlıyoruz. Ve bu Suriye'deki meseleleri de bir parça bununla ilişkilendirenler de var. Çok da yabana atmamak gerekiyor. Türkiye'nin temel meselesi zaten buydu. Rojava'ydı, Kürdistan'dı, PKK'ydı, Kürtlerdi. Türkiye şimdi yeni dönemde bu Gazze sonrası Orta Doğu'da Alevlerin yükseldiği, savaşın büyüyeceği bu yeni dönemde Kürtler üzerinden Amerika'nın da sıkışıklığını, Amerika'nın da kendisine olan ihtiyaçlarını hesaba katarak yeni bir pazarlık süreci yürütüyor. Bunun Kürtler aleyhine sonuçlar üretmesi de mümkün. Ancak Amerika'nın dirayetiyle belki de farklı bir takım nedenlerden ötürü Türkiye ile Kürtleri bir yerde bir uzlaşmaya zorlaması da mümkün. Yani iki seçenek arasında gidip gelecek. Bunu da önce de size söylemiştim. Ya topyekün bir savaş ya zayıf da olsa yeni bir müzakere süreci. O da Mart'a kadar, Mart sonuna kadar netleşecek bir döneme işaret ediyor. Çünkü herkes açısından zaman çok kısaldı. Tarihin akışı çok hızlandı Orta Doğu'da. Dolayısıyla herkes bu çekilme tartışmaları da dahil olmak üzere bölgedeki her gelişme bununla alakalı. Bir an önce bir şeyler olsun, bitsin ve Orta Doğu'da bir denge inşa edilsin arayışında Amerika. Çünkü dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Pasifik'e doğru, Çin'e doğru gitmek istiyor. Giderken de arkasında kendi çıkarlarına uygun bir sistem, bir statü oluşturmak istiyor. Amerika açısından anlaşılırdır. Bunun Kürtler açısından ne anlama geleceğini işte düşünmek, tartışmak gerekiyor. Bir önemli haber daha var. Dün medyaya düştü. İsrail yetkililer de açıkladı. İsrail epey bir süredir Lübnan sınırına asker yığıyorlardı. Dün açıkladılar. İsrail ordusu açıkladı. Şehir savaşlarında görev alacak taburları da gönderdiler en son. Yeni güçler kaydırdılar ve İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'la bir savaşa dönük olarak yapılan hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Hatta bazı medya organları İsrail bu gece ya da yarın Lübnan'a savaş ilan edecek haberleri geçtiler son dakika haberleri olarak. Ancak İsrail ordusu hazırlıklarımız tamamlandı. Gerekli şeyleri de yaptık, takviyeleri de yaptık. Emir bekliyoruz diyor. Siyasal gözlemciler de bölgeden yayın yapan medyalarda
İsrail'in Hizbullah'a karşı Lübnan'da yeni bir savaş cephesi açacağı ve resmi bir savaş ilan edeceği haberlerini verdiler. O da çok önemli. Zaten bu bekleniyordu. Fakat burada kritik soru şu: Lübnan ordusu ne yapacak? Lübnan hükümeti şimdiye kadar bu savaşın olmaması konusunda epey bir çaba sarf etti. Amerika Birleşik Devletleri de araya girdi. Ama İsrail'in talebi Hizbullah tarafından kabul görmedi, reddedildi. İsrail Hizbullah'ın 30 kilometre geri çekilmesinde ısrar ediyor. Hizbullah bu talebi kabul etmediği için de İsrail Hizbullah'la bir savaşa hazırlanıyor. Tabi İsrail savaşı Hamas savaşı gibi olmaz. Daha şiddetli, daha büyük bir savaş olacak. Öyle görünüyor. Burada Lübnan ordusunun ne yapacağı çok merak ediliyor. Lübnan'daki genel eğilim, hükümetin de Lübnan ordusunun da genel eğilimi bu savaşa müdahil olmama, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara da bir takım telkinlerde, taahhütlerde bulunduğu da anlaşılıyor. Ancak Hizbullah savaşı da başladıktan sonra neyin ne olacağını kestirmek de çok kolay görünmüyor. Gündem böyle. Önemli bir süreç yaşanıyor. Her türlü diplomatik temaslar, pazarlıklar var. Aynı şekilde askeri hazırlıklar, çatışmalar, saldırılar da var. Orta Doğu kaynamaya devam ediyor ve bu, dediğim gibi, Kürtler açısından da hem hayati anlamda riskler üretiyor hem de ciddi fırsatlar üretiyor. Kürtlerin bu süreçte 2024 her açıdan çok kritik bir yıl olacak. Onu da sizinle paylaşmıştım. Bir kırılma yılı olacak, bir millet olacak belki de. O açıdan bu yılı nasıl yaşayacağımız, yıl sonuna nasıl ulaşacağımız hayati bir soru olarak orta yerde duruyor. Umarım ve dilerim Kürtler hep birlikte bu soruya olumlu bir yanıt verebilmenin, olumlu sonuçlar üretebilmenin arayışında, basiretinde olacaklardır. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, size iyi bir akşam diliyorum.